İbrahim Tatlıses, müzisyen Levent Dörter ile evlenen kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in düğününe gitmeden önce Akatlar'daki bir mahalle kuaföründe tıraş oldu. 70 yaşındaki sanatçı çıkışta oldukça neşeliydi. Evleniyorum ya. İbrahim Bey çok yakışıklı olmuş. Allah Allah. Eskiden değil miydim? Şimdi mi oldum? Şimdi bakımdan sonra. Mahalle berberi ama adam gibi adam. Az önce bir şey söylediniz. Damat ben miyim? Beni niye çekiyorsunuz? Evet. Ben miyim damat? Darısı başınıza diyelim. Gelin Dilan, damat Levent. Kızını eğlendirecek olan Tatlıses zor bir gün geçirdiğini belirtti. Duygularınızı alalım. Kızınız evleniyor. Çok mutlu bugün sizin için. Vallahi zor bir gün ama. Bilmiyorum vereyim mi? Kızı evlendirmek nasıl bir duygu efendim? Vereyim mi vermeyeyim mi bilmiyorum. Daha emin değil misiniz? Akşam bir gün var. Levent'e bir kontrol edeceğim bakayım edebinin terbiyesine ama edebi terbiyeli bir çocuk onu biliyorum. Ünlü sanatçıya 11 Ekim'in Dünya Kız Çocukları Günü olduğu hatırlatıldı. İbrahim Tatlıses konuşurken duygulandı. Bugün de Dünya Kızlar Günü. Biliyor musunuz bunu? Bilmiyorum. Dünya Kızlar Günü mü? Dünya Kız Çocukları Günü evet. Kız Çocukları Günü. Evet. Ne güzel bende 5 tane kızım var. 5 tane kızım 2 oğlum var. İbrahim Bey verirken zorlandınız mı? Az önce hala düşünüyorum dediniz ya. Şimdi gerçekleri konuşmak istiyorum. Zor oldu mu sizler? Şimdi Levent çok terbiyeli bir oğlan. Kızım da öyle. Kızımın bir de resmini falan gördünüz mü? Böyle bacağı açık maçı. Gördünüz mü? Göremezsiniz. Öyle biri değil. Ondan bundan gördünüz mü? Duydunuz mu? Yıllardır Levent'le beraber. Aynen. Biliyoruz. Onun için ikisini de tebrik ediyorum. Benim başımı öne eğmediler. Hadi gidin lan. Kına gecesinde de çok fazla ağladı. Hadi gidin ağlarım şimdi hadi. Hadi. O da çok fazla ağladı kına gecesinde. Evet. Kızınız. Bayağı duygusal adlar içinde. Evet ağlamış. Bir tek dileğim var mutlu ol yeter. Ağustos ayında Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in bacaklarında kırık meydana gelmişti. Allah'a şükür yürüyebiliyoruz. Bak. Çok iyisiniz İbrahim Bey. Çok iyisiniz. Sağlık durumunuz nasıl şu anda? Şu anda süperim. Süperin süperiyim. Yürüyorum Allah'a şükür. Sayılı günün ömrü kısadır. Ne kadar daha bu kalacak İbrahim Bey? Atel var sanırım ayağınızda. Ne kadar daha kalacak bunlar? Yani şunlar ne zaman çıkacak onu merak ediyorum. Çıktı zaten ya. Çıkmış gibi hemen ama. Tamam. Öyle vereyim. Vallahi. Teşekkürler. İyi günler. Mutluluklar tekrar. Sekiz yıldır beraberlik yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses'le Levent Dörter, Maçka'da bir otelde nikah masasına oturdu. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı üstlendi. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan, ömür boyu mutlu olmak üzere Levent Dörter'i eş olarak kabul ediyor musun? Muhteşem. Evet, bok sesini duydum. Bu meşhur soruyu sana da soracağım. Hazır mısın? Beleşen gitti. Merak etmeyin. Birbirlerini seviyorlarmış. Beleş değil yani. Evet, sen de ömür boyu mutlu olmak üzere bir an tatlı sesle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bak bu konuda heyecan yok. İsteği çalışmış. Dilan Çıtak Tatlıses, kardeşleri Berkay Çıtak ve İdo Tatlıses'in kolunda damat Levent Dörter'in yanına yürüdü. Bu arada İdo Tatlıses'in yeni saç imajı da dikkat çekti. Nikah sonrası çift düğün dansına geçti. Levent Dörter'in gelinin uzun kuyruğuna tekme atması Dilan Çıtak Tatlıses'i güldürdü. Dilan Çıtak Tatlıses'le Levent Dörter daha sonra banda eşliğinde göbek attı. Para bizde, şöyle bizde, sizse ne var, ayrı söyle. Çatlayın bakalım, çatlayın bakalım. İkalite, kalite, salak.
Düğünde şarkı da söyleyen İbrahim Tatlıses, tıpkı geçen sene oğlu İdo Tatlıses'le evlenen Yasemin Şefkatli'ye taktığı gibi, kızı Dilan'a da değeri 500 bin TL olan altın kemer taktı. Ulusa Dilan olsun, Levent'in kovardası, esmersen güzelsin. Nikah sonrası modaya uyan Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını sildi ve sosyal medya profiline 4 yere ekledi. Konuyla ilgili sosyal medyada çok fazla spekülasyon yapılınca da ünlü şarkıcı şu yazılı açıklamayı yaptı. Küçük bir detay, çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum. Sosyal medya ismim hala Dilan Çıtak Tatlıses. Alt ismimse Dilan Çıtak'tı. Yanına sadece eşimin soyadı eklendi 4R olarak. Sahne adım her zaman Dilan Çıtak. Kimlik adımsa bundan sonra Dilan Tatlıses 4R. Soyadlarımı rahat bırakın artık. Onların hepsi benim. Sen benim soyadımsın. Tatlı sesle 4R nikahın ardından soruları yanıtladı. Aldık kızı beyler. Son 2-3 yıl işte pandemiden dolayı erteliyorduk. Yazını biliyorsunuz bizim işlerimiz çok yoğun oluyor. Yazı da böyle atlatıp tam bu tarih bizim için çok uygundu. Bence olması gereken zamanda oldu ya. Bence daha erken olmamalıymış demek ki. Biz daha hala heyecanımızı kaybetmedik. 8 yıl geçmiş olabilir ama 8 günden az gibi. Biz hala bence hala aynı. Çünkü ben bugün çok heyecanlandım. Hiç bu kadar heyecanlanacağımı düşünmüyordum. Çok güzel geçti. Dilan Çıtak Tatlıses'i Mayıs ayında yapılan nişandaki saçları çok konuşulmuştu. Muhabirler bu konuya dikkat çekti. Gelin Hanım'ın saçları çok merak ediliyor. Canım saçlar nasıl olmuştu diye. Merak saçlarım ediyorum. Gerçekten nişan saçımı da ben çok beğenmiştim. Ama bu sefer ilk defa bir değişiklik yapmak istedim. Birazcık yeni evlilik, yani yeni evlilik. Yani evlilik yeni bir adım benim için ve bu yeni adıma yeni bir şeyler sokmak istedim hayatımda. O yüzden saçımı da bu farklı bir sanatçıyla çalışmak istedik. Çok da memnun kaldık. Tatlıses düğünde 5 gelinlik giydiğini anlattı. Gelinlikten bahsedelim. Bir tane mi gelinlik giyeceksiniz? 5. Yedi şu an. Bu aslında ana gelinlik buydu. Bir önceki, bir sonraki gelinlik çok önemli bir marka tasarımcısının bana hediyesiydi. Sonra üçüncümü Cihan Nacar yaptı. O da müthiş bir şey. Ama sürprizli biraz. Sonra after'ım var. Ondan önce evden çıkışım vardı. Totalde 5. Bol çok gelinlikli şey videolar bizi bekliyor anlayacak. Evet. Yani 13 değil. O bir espriydi. 13 değil. Dilan Çıtak Tatlıses tüm ailesinin düğüne katıldığını söyledi. Herkes burada, bütün aile burada. Yani biz mutlu olduğumuz bütün insanlar burada. Gelemeyenler oldu, fire verdik tabii. Onların canları cezası sonra kesilecek. Canları sağ olsun. Ona göre canları sağ olsun diye. Nikah kıyıldı değil mi şu anda? Kıyıldı. Biz şu an kıyıldık. Biz evli olarak geldik. Resmi olarak karı kocayız abi. Peki son... Ben hala inanamıyorum. Son sözlerinizi alalım, sizi heyecanınız... Teşekkür ediyoruz. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim hayatımızın bence en mutlu. Eğlence daha yeni başlıyor. Ben sevdiğim insanla evlendim. O yüzden güzel... Bir maşallah çekelim arkadaşlar. 32 yaşındaki Tatlıses henüz çocuk planı yapmadıklarını söyledi. Kaç çocuk düşünüyorsun? Ay aman daha oraları düşünmüyorum. Abi biraz hayatımızı şöyle güzel güzel yaşayalım. Dilan'ı ben biraz gezdireyim, bir balayına çıkalım. Evet. Yani şu an benim ilk Kosova konserim var. Önce Kosova'ya gidiyoruz. Evet, cumartesi günü. Hem iş hem balayı. Evet. Priştina'da küçük bir, evet 2 gün kalacağız orada. Orada bir Kosova, ondan sonra bakacağız. Peki. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Mutluluklar diliyoruz efendim. İyi geldiniz. Teşekkürler. Gel gel gümle gel. Gel gel gümle gel bölüme. Dom dom kuşum. Düğünün ünlü konukları arasında Berdan Mardini de vardı. İbrahim abimizin kıymetli kızı evleniyor. Rabbim inşallah mutlu etsin, ayırmasın. İbrahim abi de öyle söylemişti. Her şey böyle güzel ve heyecanlı gidiyor çok eskiden. Ama inşallah camiamızda işte sanatçıları da ve bu camiada boşanmalar olmasın istiyorum diyordu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu kadar güzel şeylerin, bu güzel organizasyonun, bu kadar güzel emeklerin kıymeti bilinsin ve Rabbim inşallah ömür boyu ayırmasın çiftimizi. Geçen yıl kendisini aldatan iki çocuğunun annesi eşi Fatoş Yerliler'den boşanan Mardini çarpıcı açıklamalar yaptı. İnsanların gerçekten ruhunun temiz olması lazım. Bu kısacasını söyleyeyim.
Ruhu güzel olacak, vicdanlı ve merhametli olacak. Kadın da erkek de, o kadar. O zaman evlilik yürür. Peki sizce... Demek ki birilerinde bir vicdansızlık ya da bir merhametsizlik var. Ondan oluyor bu boşanmalar yani. Ben tolere ettim. Yani hayat yaşam tarzıma uymayacak insanları tolere ettim. Ama baktım bir yerden sonra beni bitiriyor. O şeyi bıraktım yani, anlıyor musun? Ama öyle oldu. Mardini eski eşinin çocuklarımı bana göstermiyor şeklindeki iddiasına da tepki gösterdi. Ne yapıyorsunuz? Görüşüyor musunuz? Bu konulara girmiyorum. O vardı, yok. Göstermiyor musunuz? O bitti gitti, öyle bir şey yok. Yani her şey mahkemede. Ve yalanlara falan, hikayelere girmek istemiyorum. Hiç kimseye de bu konu hakkında prim vermek istemiyorum. Yani biz sanat camiasındaki ünlülerin şuyu da var. Alıyoruz birisiyle evleniyoruz, ondan sonra boşanıyoruz, ondan sonra onlar saygın aileler oluyor, biz yaramayan adamlar oluyoruz. O yüzden kimseye çok şey vermeyelim, yüz vermeyelim. Düğünün konukları arasında yer alan ünlü sunucu Özlem Yıldız, gelin ve damadın çok eski arkadaşı olduğunu söyledi. Çok şükür sonunda, çok uzun süredir zaten birlikteler, artık beklediğimiz haber buydu. Sonunda inşallah. İkisi de çok eski arkadaşım, Levent daha da eski arkadaşım. E tabii yani böyle uzun sürede birlikteliklerin artık evlilikle taşlanması gerektiği aşikar. O yüzden mutluyum, heyecanlıyım arkadaşlarım adına. Yıldız, evlilik düşüncesinin kendisine çok uzak olduğunu da ifade etti. Yani şu an çok uzak gözüküyor ama bunu bana yakın hissettirecek birisi olursa hayatımda, o zaman ben de düşünebilirim yani. Şu anda uzak, benim artık gönül işleriyle ilgili inancım da güvenim de kalmadı, çok açık söyleyeyim. Gerçekten yani biraz ümitsizim, öyle diyeyim. Beni başka inancım.